Kuvvet dostlarım, yeni bir videodan herkese selamlar. Neredeyiz, neredeyiz? Bu sefer sürücü koltuğunda değil, yolcu koltuğundayız. Sercan Reis'in arabasında, Sercan Reis'le seyahate çıktık. Ne yapıyorsun Reis? Ne yapıyorum kardeşim ya? Gördüğün gibi işte. Bak. El hareketlerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sanki sanırsın 18... sürücü. Sanki 18-63 sürüyor şeyli, retarderli. Sanırsın. Motor freni. Motor. Pardon, özür dilerim. Şöyle yap. Tabii. Baktım böyle bağlama çalıyor ya. Ya neyin artistliğine geldiysem, neyin şeyine geldiysem. Muhtemelen. Ben de senin hiç o şekilde böyle... Yani... Ya abi bilmiyorum. Bir gün şey, kameraya bastığın an... Evet. Kesebilir miyiz orayı? Maalesef. Hasan Cankaya dedi ya. Evet. Keseceksiniz değil mi? Hayır. Evet dostlar. Benim bayağıdır Mercedes yok. Bir haftadır falan, son videodan da zaten anlatmıştım. Şimdi o Mercedes'i almaya gidiyorum Sercan'la beraber. O Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor. Çek biraz içecekmiş değil mi? Bakacağız. Yoksa, daha net bir şey yok. Yoksa public işleri. Düşünüyoruz. Düşün. Evet dostlar, Mercedes'i alacağım. Özledim artık Mercedes'i gerçekten. Yani şu arabanın şu konforu, genişliği, Renault T-Cabin sürüyorum bir buçuk haftadır. Yani gerçekten böyle illallah oldum yani. Ya arkadaşlar, yani şimdi hafiften belki dikkat edilmiyordur muhtemelen de. Yani Yasin o araba yüzünden sivilce çıkarmaya başladı. Ha evet. Ergenliğine geri döndü çocuk. Evet dostlar, görüyorsunuz değil mi? Sivilcem ve ben. Sivilcem ve ben. Sadece orada değil, sırtındakini... Ya şimdi muhabbet şöyle arkadaşlar, benim bu arabayı aldıktan sonra hiçbir eşyayı alamadım ben yanıma. Eşyayı alamadığım için dışarıdan yemek zorunda kaldım. Çünkü trenle gelmiştim Mercedes'ten şeye, firmama. Yanıma da alabildiğim 2-3 tişört bilmem ne oldu. O yüzden paso dışarıdan yedim Reis. Dışarıdan yiyince de ne yedik? Tabii ki yollarda ne var? Fast food var, McDonald's var. Yani McDonald's, bir hafta KFC, McDonald's, burger, bu arada bunları yedim. Değildir. Sponsor kesinlikle değil. Şu halime bak. Ya bu ters sponsor olur. Öyle sponsor olsa. Olmasın da olur. Öyle sponsorum ben. Ne, deme. Ayıp. Diyemem çünkü şimdi, mahkeme falan filan bunlarla uğraşmayalım. Mahkemesinden ziyade belki olurlar yani, şimdi bilemezsin ki. Sponsor mu? Ya yemeyin. Evet arkadaşlar, şu anda an evet. İtibariyle bütün gelebilecek sponsor. Evet, Nova Zemki'deyiz. Nova Zemki'den çıkıyoruz, daha doğrusu çıktık bile hatta. Yok, çıkmamışız. Daha dur, şehrin içerisinden evet. Geçeceğiz. Birazdan Nova Zemki görün arkadaşlar. Nova Zemki görün. Sanki hiç görmediler, sayemde Nova Zemki'yi benden iyi biliyorlar. Valla mı? Tabii canım, çok. Kaç videoda çektin? Nereden baksan 10 video vardır Nova Zemki ile alakalı. Ya burada oturmak da kaderde varmış Reis. Aga. Nova Zemki. Dostlarım, bu hafta benim işler bayağı yoğun. Trende dorseler var. Bu hafta niye öyle oldu bilmiyorum. Olsun, yoğunluk iyidir ya, ben çalışmayı seviyorum. Yani yoğun çalışmak şey, biraz böyle hani boş boş durursun da zaman geçmez ya. Zaman akıyor gerçekten. Güzel, seri bir şekilde zaman akıyor. Lan öyle deme lan. Zaman akıyor da. Yaşlanıyoruz mu? Aynen öyle. Yaşlanalım. Ne yapacaksın? Kazık. Saçları görmüyor musun? Bakayım. Yok ki. Yani kazık mı çekeceğiz dünyaya? Ya kazık çakmayalım da bir 65-70'te görelim be. 65. Sen sigarayı bıraktın ya, sen görürsün. O hiç belli olmuyor. Onunla alakası olmadığı konusunda. Arkadaşlar, sigarayı bıraktım. Alkolü bıraktım. Artık sağlam, ertesi gün şey. Boş ver. Ben bıraktım canım. Ben 10 sene kullandıktan sonra şu anda bak. Yıldırım düştü. Harbi yıldırım düştü ya. Hani o noktada bak katılırım. Ya yıldırımın çeşitleri vardır tabii. Bir hani. Lan ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ay. Aa, Sayın Nova Zemki. Sayın Nova Zemki, yaya mı var? Bak adam, ya adamın saygısını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Normalde ben oraya kadar giderim, beklerim, yaya geçitleri kapanmış olur. Adam orada trafik durduğu için yaya geçitlerini kapatmıyor. Benim umurumda mı? Değil, ama bu adamın umurunda. Ben severim öyle şeyleri. Dikkat dinliyorum. Yok, şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben de yapıyorum yeri geldikçe de. Yalan. Yalan değil lan. Adam mesela şuradan çıkan arabayı göreyim mesela, size de yaklaştırayım. Şuradan araba çıkacak ya arkadaşlar. Bu tarafa dönecek mesela bazıları. Ben o yolu kapatmam çünkü bu tarafa dönebilsinler diye. Boşluk bırakırım. Bak mesela şimdi Sercan da yapmak istemedi. Benden duyunca öğrendi, yaptı.
Sen neyi bekliyorsun dayı? Ne bileyim Allah'ım. Sen neyin tribini yaşıyorsun? Şikoda. Bak kapattı arkadaşlar. Ben normalde burayı kapatmıyorum. Hadi bu oradan. Al çek plaka. Bağla kendini arkasına git. Şimdi çek dorsesi arkası görmeyelim bence. Çek dorsesi arkası görmeyelim bence de. Birazdan devam ederiz bence. Neye? Kes lan. Ya keser biçerim ben, sen rahat takıl. Yo videoyu o kadar uzun tutma diyorum, hani kısa. Ben keserim şey canım, niye parmağımı yorayım ikide bir? Tamam sen. CapCut. öteki türlü de yoracaksın. CapCut'a aylık ben 400 lira niye veriyorum? Şey yıllık. Kanka bana şey lazım ya. Düzgün bir edit program mı? CapCut. CapCut. Evet. Adamlar basitleştirilmiş, dünyanın en basit kullanması olsun. İşlev bu arada CapCut'ın yine sponsorluğunu almadım. Ama dünyanın en iyi optimizasyonu süper uygulaması ve iPhone'larla zaten çok optimize çalışıyor. Aa, sen bir de sen iPhone'la yapıyorsun. Ben bilgisayardan bahsediyorum. Ha, bilgisayarda CapCut var. Varsa oradan alayım bari en azından. Ya şimdi gidip de bir YouTube videosu düzenlemek için de Adobe falan kullanmam ben. Onlar tamamen yani ileri seviye işler için bence. Yani ya, kimisi After Effects falan kullanıyor. Ebesinin düdüğü yani. Ya gözünü seveyim, buraya After Effects kullansan ne olacak? Zaten nature. Yani doğal zaten, her şey doğal. Yani yani şey yani doğal. Yani, yani. En fazla 2-3 tane daha hatun koyulur şunlara, kenarlara, yollara falan. Ya onu da koymayıver ya. Ya bu teyzeden 5 tane olması çok önemli değil yani. Teyze değil işte, problem orada. Teyzelerin ne işi var? Emekli olmamış bunlarda. 65 yaşında emeklilik ya. Bizim hayal oldu. O yüzden diyorum ya, hani 65 yaşına kadar yaşayalım en azından. Bir emekli maaş alalım. Evet. Bak farkında mısın bilmiyorum ama çoğu insan böyle mesela sıkar kendini, sıkar çok çalışacak. Çok çalışan insanlarda özellikle bunu çok şey görmüşümdür ben. Emekli olur. İlk ay maaşı alır veyahut da bir sene kadar maaşı alır gider abi. Ölür. Evet, doğru. Ya bu şeydir biraz hani o amacı bit, insanın amacı bitince galiba ya, şey yapıyor. Ya emekliliğe yatırım yapmayacaksın ki sen zaten. Sen yatırımı hayatına yapacaksın. İleride zaten emekli maaşının yüzüne bile bakmayacak bir hayata ulaşman lazım. Aynen öyle. O yüzden entropini yüksek tutman gerekiyor. Ne sikümünü? Entropi. Entropi. O ne cila? Aslında bir vücudun bir enerjisi var. Tamam. Yani her şeyin bir enerjisi olduğu gibi. Yani evet. Bu aracın da mazotla çalışması bir enerjisi var. Buna iyi bakarsan yaşarsın. Tamam. İnandım tamam. Kötü bakarsan. Ha tamam. Benim entropim yok o zaman. Benim çünkü. Yok, senin entropin var. Evet. Senin de var. Hepimizin var. Evet. Her insanın var. Her insan hani temelde enerjiden oluşur. Hocam Aykut uçuyor. Ne konuşuyorum ben? İş ona döndü. Evet arkadaşlar, buranın da şey İETT'si bu. Bu arada Slovakya Bratislava'nın bütün otobüslerini biz satmışız. Geçen Bratislava'daydım ben. Hepsi TEMSA. Şey TEMSA dedim, özür dilerim. Neydi, otokar. Bizim aynı İstanbul'daki sarıların otokarları var ya. Aynıları. Körüklüler de dahil. Komple çok bütün. Çok gidiyor ya. Doğru, Avrupa'ya da çok. Ya ben şeyde de gördüm. Hangi? Avrupa'ya da olsun, şeyde olsun çok gidiyor yani. TEMSA'yı da çok görüyorum arkadaşlar uzun yol otobüslerinde. Yani Flixbus'ın otobüslerinde bile denk geldim yani TEMSA. Flixbus zaten artık Türkiye'de de var. Türkiye'yi ben Kamil Koç'la ortaklık yaptı zannediyorum ama Kamil Koç'u adam satın almış. Komple. Onu diyecektim ben de. Kamil Koç'u satın al. Hayırdır birader diyecektim. Ama yok, şimdi Kamil Koç yazıyor çünkü yarıya bölmüşler otobüsü. Tabii. Ya şimdi direkt Flixbus'a çeviremez. Çünkü adı yabancı, bilinmiyor evet. Az biliniyor. Türk yasalarına göre de şey yapamazsın öyle hani. Ya yapar adam Felix almış ya. Hayır. Avrupa'daki gibi düşünme. Yani Flixbus olarak yazamazsın onu oraya. Şey olarak yazmak zorundasın. Yani bir Türk firmasıyla beraber ortakmışsın gibi göstermek zorundasın. Yanlışsam düzeltirler. Arkadaşlar yanlış, düzeltin. Anlat. Bu ne? Fırıncının kızının kaçıncı cilti bu? Son kitap. Dün serisi bu. Dün hani Rahibeler Meclisi. Oğlum ne rahibesi, ne sapık adam çıktın sen ya. Niye bu şey ya? Biliyorum ya, ismi gayet yapıyorum. Gayet başarılı bir seriydi. Benim işte 5 kitabını okudum. Burada kalmış. 5 kitabını okudum. Bu son kitabı artık. Bundan sonra şey yapacağız. Kallafi. Yani. Fırsat olmadı ya. Biraz geldim de. Frank Herbert. Yani hani okumanızı tavsiye ederim. Bilim kurguymuş arkadaşlar. Falan,
biraz kalın. Bakın arkadaşlar, bu kitabı hiç okumanıza gerek yok. Alıyorsunuz, arkayı çeviriyorsunuz, tamam mı? Burayı okuyun ve koyun. Oldu o zaman. Ve hiçbir şey anlamayın. Çünkü son kitabı. O zaman arkadaşlar, size yeni bir teknik veriyorum. Diğer kitapları da alıp arkasını okuyup koyun. Mantıklı bak. Ya da gidin ilk iki filmini izleyin ya. Yani ben öyle yapıyorum zaten. Ben kitapçı değilim çok. Daha çok filmlerini izlerim, kitapların. Çok güzel film. Ya ilk şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar dediğim gibi ya, kitabın arkasını okuyun. Ben burada kitabın arkasını okumayı öneriyorum. Kızları tavlamak için de birebirdir. Girin bak mesela böyle kitapçılara. Kitapların arkasını okuyup anlatın. Şey yapın, ön sözünü okuyun. Tabii. Yazara burada şu yardımcı olmuş. Aynen öyle. Şundan ilham aldım, bundan etkilendim, şöyle yaptım falan. Yazar Emi Cemineoğlu. Ya en soluk soluğa okuduğum kitap hangisi oldu? Yani bu seride en hızlı okuduğum kitap herhalde şey oldu. Soluk soluğa mı? Soluk soluğa kitap nasıl okunuyor arkadaş? Herhalde 5. kitabını falan, yani bundan bir önceki kitabı ben ne olacak diye yani hızlı bir şekilde okudum yani. Ha. Anladım. Yoksa soluk soluğa benim okuduğum tek kitap Fırıncının Kızı'ydı işte. Pamela Anderson. Aynen. Ben bence kitap okuyanla ilgilendim demedim. Vallahi öyle kitapları severim ben ya. Yani çok yaratıcı, mükemmel derecede ne bileyim, ufuk açıyor öyle kitaplar bende. Yeni ufuklara yol açıyorum. Yok ki. Ufuk ne bilmiyorum. Ne kadar komik ya. Yani Sercan'ın öyle esprileri bazen var. Bu fena değildi de. Bazen öyle espriler yapıyor ki arkadaşlar, şuraya fırlatma koltuğu olsa diyorum ne güzel olur. Böyle tak diye böyle F-16'larda ya, gibi atsa. Ya affedersin de. Yani dinime küfreden Müslüman olsun. Sayende oldum. Üzüm üzüme baka baka böyle oluyor. Doğru söylüyorsun. Ama çok güzel geliyor ya. Bence evet. Komik. Evet. Soğuk espriler iyidir. Ya sabahlar uyandırıyor. Sabah daha yani arkadaşlar erken olduğu için. Oğlum ben ha. Ya kafaya bakar mısın? Ben telefonumu almadım. Ya hayır ya. Oğlum geçen benim de sen onu diyorsun. Ben kulağımda evdekilerle konuşuyorum. Ne yapıyorsun, ne diyorsun falan filan. Bir anda başladım aramaya. Sonra böyle jetop tak etti. Bir anda dedi cevap veriyorum ben. Telefonu aradım az önce, ben biliyor musun diyorum. Başladım girmeye tabii. Dalga geçer gibi. Hep bunlar B12 eksikliği. Katılıyorum tabii, B12 eksikliği. O ne? Omega 5, Yenur. Abi bende gene balık var. Sen balık işini seviyorsun ya. Aldım geçen gün gene. Bologna'da bir alışveriş yaptım. Şu anda rahat 1,5 hafta gider. Yani 2 haftalık falan alışverişimi yaptım ben. Evet. Kaç para verdim tahmin et? Yani Polonya'da ucuz alışveriş ya. Polonya'da yani, taş atlasın. Sebzesi, yoğurdu, 60 euro vermişsindir. 46 euro. Evet tamam işte. Ama Polonya gerçekten fark ediyor. Yani yarı yarıya bile fark ettiği ürünler var yani. Tabii. Şeyinden kaynaklı. İşte kurva. Demeyin. Artık biplersin. Bir de. Burayı biplersin. Ya siktir dedim, bir şey demedim ki. Ya. Burayı da biplersin kardeşim. Ya o benim kanalda böyle şeyler var. Rütük mü lan burası? Otorütüğünü yaptılar. Artı rütük değil burası, artı Türkiye'de değil. Lütfen belirteyim. Burası kardeşim ama gasp hala... ülkesi. Hala Türk YouTuber'lara, Türk arkadaşlara, kanalımın adresini kendi adresime aldım. Aldın mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Ha sen euro olarak ödüyorsun o zaman YouTube'u. Şimdi YouTube'da algoritma şöyle çalışıyor. Şimdi ben şunu araştırdım. Bazıları diyor ki ya diyor işte Amerika'dan kurarsan kanalı çok daha fazla para kazan. Hayır, bu durum böyle değil. Ben bunu bizzat zaten şey bilgilendirmiş. YouTube bilgilendirmiş. Olay şu, kanalın Türkiye'den de kurulmuş olsa, eğer ki izleyici kitlen Amerika'dansa yine yüksek para kazanıyorsun. Ama izleyici kitlen Türkiye'dense, Amerika'da da kanal kursan yine aynı onun az kazanıyorsun. Onun nedeni çok belli çünkü oradaki reklam gelirleriyle, tabii ki. Amerika'dan izlenme reklam gelirleriyle, Avrupa'dan izlenme reklam gelirleri, Türkiye'deki
reklam gelirleri arasında dağlar kadar fark var. Ya farz et, sallıyorum işte Türkiye'de bir reklam 10 cent, şey 10 kuruş. Avrupa'da 10 cent, Amerika'da 10, yine 10 cent. Evet, sen de 10 cent değişmedi. Cent değişmedi, evet. Ya, ya da şöyle düşün, yani hani ona göre Türk lirasına çeviriyor, şey yapıyor. Yani izleyici kitlesine bağlı bir, ikinci bir şey daha diyeceğim ya. Çok önemli bir şey diyeceğim. Boş ver, fuck it. O son ekmek arasını yemeyecektim. Son ekmek şey arasını? Sandviçi yemeyecektim diyor. Ne zaman yedin ki? Sabahleyin yedik ya. O hot dog'tu lan. Ya işte her neyse abi. Adam hot dog'a sandviç diyor ya. Allah Allah. Benim için sandviç kardeşim. Ya ne var ya? Sen şimdi yani YouTuber, tamam YouTuber'sın diye marjinal olmak zorunda mısın? YouTuber. He? Cık. Ha bu arada şey, geçen gün bayıldım. İngilizce altyazı koymaya başlamışsın. Evet, bundan sonra olacak. Hatta işitme engelliler için Türkçe altyazı da ekleyebilirim bir altına küçük olarak. Şey yap, otomatik çevir özelliğini aç. Gerçi doğru, YouTube'da onu yapmaya gerek yok. YouTube zaten dinlenilen, yani çünkü altyazı seçeneği yoksa şey yapıyor. Sesi doğru bir şekilde dinleyip Türkçe kelimeleri altyazı çıkartıyor aşağıda. Türkçe altyazı. Ama İngilizceyi doğru yapmıyor. Ya şey yapabilirsen ya kendi de. Yapay zeka destekli bir şey, bir programla para ödeyip şeyi düşünüyorum ben. Seslendirme ekleyeceğim. Onlar bayağı prof yapıyor. Oo, ne yapıyorsun sen? Niye? Kanka milyon mu izleniyor ya? Belki milyon izlenmeye başlar bu şekilde. Hangi kaç tane kamyoncu kanalında bu var? Yani lütfen. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Kitlemi arttırabilirim. Tabii tabii. Ki sen aslında böyle bir şey düşünmüyordun. Nereden geldi bu? Normalde sen burada şey yapmıyordun. Artışlık falan mı var yoksa şey mi? Yo, para gelmeye başladı. Evet dostlar, kesinlikle sizi çok seviyorum. Kanala para gelmeye başlayınca baktım para geldi, hesabınıza para yatırıldı. Dedim Allah Allah, firma dedim Türk hesabına para yatırmıyor ki. Bir baktım Google ne, IIC mi bir şey yazıyor. Ireland artık nereye. Ondan sonra lan bir baktım Google'dan para gelmiş. Yani YouTube. Ki izlenmememe rağmen, doğru düzgün video atmamama rağmen o para geldi yani. Evet. Parayı da söylemeseydin keşke. Neyse. Hepsi benim elimde. Abi gidiyorum ya. Bu arada Nitra daha çok var değil mi? Hemen hemen 10-15 Evet. Evet. Bu arada ben şey bilmiyorum, Mercedes servisinin nerede olduğunu. Ben sana söyleyeceğim Mercedes servisinin nerede olduğunu ya. Kesiyor mu videoyu? Evet, ufaktan. Evet dostlarım, yavaştan videonun sonuna doğru geldik. Böyle bir sabah muhabbeti yapalım dedik Sercan Reis'le. Biraz dedim Sercan Reis'in arabasından sağ koltuktan beri bir çekim alayım şöyle. Normalde çünkü araba kullanırken çok rahat çekim yapamıyorum. GoPro olayını alıyorum arkadaşlar. Sonunda artık GoPro'muz olacak. He? Anlamadım. GoPro'muz olacak ama bir dahaki önümüzdeki ayda olabilir. Bay biraz sıkışayım. Hayda. Adamlar 2 senedir sıkışıksın diyecek en son. Sen ne zaman düzeleceksin? Ne zaman düzeleceğiz be kardeş? Zaten öyle oluyoruz şu anda da. Neyse, evet. Ben de seviyorum canım, işin esprisindeyim. Evet dostlarım, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı da mutlaka yazın. Ya, algoritmayı yükseltelim arkadaşlar. YouTube sana... YouTube tabii. YouTube üzerinden